Elma. Çay mı, kahve mi? Kahve. Kedi mi, köpek mi? İki kedim bir köpeğim var, ikisi de ayırt edemeyeceğim. Köpeğin adı neden müdür? Müdüre benziyor çünkü, İngiliz buldum. Bateri öğrenmeye çalışıyorum, onun şu kimse bilmez. İşte öğrenirsem gizli bir yetenek olacak. Süper. İlk aşkını hatırlıyor musun? İlk aşkımı hatırlıyorum, annem. Ay. Doğallığı, sadeliği, çok fazla süsü, çok seksi bulmam daha çok itici gelir. Asla yapmam dedikçe yaparsınız ya, o yüzden büyük konuşmayın. En sevdiğim Türk filmi, bir sürü var aslında. Çimsizlik deyince beni hakikaten böyle izlerken sürekli izleyip izleyip utanmasam böyle yenge kıvamında ağlama durumuna getirecek canım kardeşim vardır. Kadir İnanır filmlerinin çoğunu severim. Selvi Boylum, Al Yazmalım, işte Bodrum Hakimi. Devlerin Aşkı. Müthiş filmler. Yeni dönemde Yavuz Turgul filmlerin tabii es geçmeyelim. Hepsi birbirinden güzel filmler. Benim alameti farikası nedir? Çünkü gerçekte bir karşılığı yok ya galiba. Aynen. Fazla ütopik, işinde başarılı, iyi görünümlü, kadınların seveceği, çok fazla değil hatta belki de hiç defos olmayan şu ana kadar görmediğimiz bir hikayenin kahramanı olduğu için galiba alameti farikası oldu. Barış Arduç'un içinde ne kadar Ömer ikilisi var? Kısmen aslında benzeştiğimiz yerler var. Ömer de asosyal. Ben asosyal denecek kadar değilim ama çok öyle müthiş sosyal bir insan da değilimdir. Biraz muhabbet etmeden tanışma faslında sosyalleştiğim anlarda biraz tartar, bakar, izlerim, dinlemeyi tercih ederim. Aşk hayatımda o kadar bekler miydim? Muhtemelen beklemezdim. 50 bölüm boyunca açılamayınca deli, biraz. Deli sabrı var onun da olmaz. Başka türlü bir şey. Bir sürü anım var. Çünkü hani kiralık aşk çok kıymetli benim için. Her an aslında çok kıymetli. Ama ben gülmeyi çok seven bir adamım. Bir kere 17-18 take falan almıştık bir sahnede. Elçin'le bir sahnemizde. O anları seviyorum ya. Hatta bir tanesinin videosu hala telefonunda durur. Gerçekten. Bağ evinde bir sahne. Ben İtalyanca güzel şeyler söylüyordum. Defne'ye. Evet, hatırlıyoruz o bölümü. Aynen. İşte o İtalyanca galiba evet 14. bölüm. Vallahi evet. Bravo. Sen korkarsın. Korkmaya başladım ufak ufak. İtalyanca hani öyle güzel şeyler söylemeye çalışırken saatinde 2.30-3 olması ve gözlerinin artık böyle bakması falan iyice sinirimizi bozmuş. Şey muhtemelen Ricordo Sanotte. Yemin ediyorum o. Elini videosu var. Biz İtalyan liseliyiz bu arada. Öyle evet. Mi? Çok utandım o zaman şu an. Süper, yok çok iyiyiz. Evet. Peki sen Ömer olsan gerçeği öğrendiğinde ne yaparsın? Susar ve giderim galiba. Gider misin? Evet direkt giderim. Artık zaten bırakayım gideyim diyorum. Evet var bir yer, o da şu, mesela evlenme teklifi edeceğim kadın bana hayır derse durumu sindirmek için galiba bir 3-4 gün trip atmaktan bahsetmiyorum ya da kabalık yapmaktan bahsetmiyorum ama en azından bir kendimi toparlayayım, müsaade et derdim. Orada çok fazla iyi niyeti davranınca biraz korkutmuştu beni. Hadi bize gidelim falan. Bu yüzük teşekkürler falan alıp hani o biraz fazla gelmiş. Yok yok doğru söylüyorsun. Ama adam böyle centilmen ve kibar olduğu için. Çok kibar canım. Peki hepimiz sana hayranız. Peki sen kime hayransın? Klasik olacak ve anneme bayılırım anneme. Evet öyle bir durum var. Sonuçta sürekli seyirciyi almak için anneden yürüyor yok, demesin. Yok yok. Alakası yok.